Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden Sodexpo Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ve muhteşem bir firmadayız. EcoPack. Firmamızın kurucusu Sayın Ali Raşit Sipahi ile birlikteyiz. Bakalım firması, ürün yelpazesi ve fuarımız hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhaba. Ali Bey, öncelikli olarak Elazığ'dan fuarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterim. Çok mersi. İlk günün tüm coşkusunu geride bıraktık sayılır. Of, felaketti. Şu anda saat 5'e ilerledi. Anca bir röportaj yapma, o da kıtı kıtına şansı yakaladık. Evet, siz çok geldiniz gittiniz. Aynen, ben böyle gerçekten bakıyorum falan ama yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. O zaman hemen soruyorum. Hemen nasıl geçti fuar? Müthiş. İyi geçiyor. Yarın da daha iyi olur inşallah. Cumartesi de daha iyi olur inşallah. Falan oynayalım. Ama bugünü değerlendirirsek bugün çok süper iyiydi. Anladığım bugün çok kadarıyla. Iyiydi. O aynen, zaman gelecek çok günler daha verimli olsun. İnşallah. Ve biz tabii ki EcoPack anlatmanızı isteyeceğiz değerli izleyicilere. Buyurun. Zevkle. EcoPack ekolojik, bizim şirketimizin adı Ekotron, ekolojik elektronlar. Ürünümüzün adı da EcoPack. EcoPack da ne demek? Ekolojik, pak da temiz, Türkçedeki temiz anlamına gelen kelime. Peki böyle baktım fonetik olarak böyle ağza da güzel oturuyor. EcoPack olsun, EcoPack. 2015'ten beri bu işleri yapıyoruz. Önce kurulum işindeydik, EPC olalım diye yola çıkmıştık ki ben baktım bu iş bana çok cadı kazanı. O yüzden böyle bir boşluk bulunca işte 2016'dan beri cihazların Ar-Ge'sini yapıyoruz. 2019'dan itibaren de satışına başladık. İşte eksponansiyel artan bir grafiğimiz var. Çok mutlu, çok keyifli. Bütün Türkiye'yi geziyoruz. Şu anda 150'ye yakın noktada cihazımız çalışıyor. Cihazımız ne? Güneş enerji santrallerini temizleyen robotlar üretiyoruz. Robotik çözüm sistemleri üretiyoruz. Süpersiniz. Peki bizler neden bu EcoPack'ı almalıyız? EcoPack'ı almalı mısınız? Böyle aslına bakarsanız biz ilk başta şöyle çıktı olay. Ya da sahip olmalıyız diyeyim. Ya tabii bu nasıl anlatayım ben size? Bir adamı yakalayabilmek benim için çok büyük bir başarıydı. Güneş enerji santrali olan. Ona önce erişim sağlamaktı. Tabii bunlar 2016 yıllar. Ama işte onun cep telefonunu alacaksın, ona video göndereceksin, adamın beyni sahasına seni kabul edecek, demo yapacaksın falan falan. Şimdi talebe yetişemiyoruz. Yani kirlenmenin geldiği nokta zihinlerdeki lokasyondan bahsediyorum. O artık panel neyse, invertör neyse, kablo neyse bir temizlik cihazı kesinlikle aynı seviyede önemli. Niye? Çünkü bugün bu kadar firma şu anda çatılarına, insanların çatılarına panel kurmak için bakın bu fuarlı standları açtık. Şimdi bir organize sanayi bölgesindeki fabrikanın çatısının kirlenmemesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla organize sanayi bölgelerinin bütün çatıları şu anda temizlenme ihtiyacı. Çünkü verim düşüyor temizlenmezse. Verim düşüyor. Temizlenmeyen panelin ömrü kısalıyor. Hotspot dediğiniz bir lanet olası bir şey var. Panelin camını patlatıyor vesaire. Küsurat. Ya temizlik şart. Peki efendim bu makina diyelim. Sonrasında bir bakım onarım hizmet gerektiriyor mu? Yedek parça gibi vesaire. Yani münferit bakımlar var illa ki. Çalışan işte dişlisi zinciri falan onları pıspıslıyorsun yağla. Onun dışında bir tane operatör veriyorsunuz. Cep telefonuyla bağlanıyoruz cihaza. Aha. Kullanıyor. Kuş pisliği geçmedi. Bir daha üzerinden birazcık daha geç. Ha, siz temizlik yaparken bir de şeyi görüyorsunuz. Bu sahada yamukluk var mı? Bir sıkıntı var mı? Olmayan bir şey ya da karga gelir. İki panelin arasından böyle takar DC kabloya gagayı, çeker onu yılan zanneder ya da soğuk. Bakarsın bazı sahalarda böyle kablo dışarıya çıkmıştır. Onların yerine geri konması lazım. Yani sadece temizlik olarak bakmayın. Sahayı temizlerken siz gözle muayene de edersiniz sahayı. Artıları saymakla bitmez. Ve en önemli artılarından birisi de sadece iddialıyız 29 kilogram oluşu. Bu arkadaş 29, bunu küçük sahalar için yaptık. Bu da 42 kilo, o da büyük sahalar için. Değişkenlik tabii, gösteriyor. Ağırlık çok önemli bir şey. Ağırlık kesinlikle. Çünkü panel dediğiniz şey biraz nanemolla hassas. Onu kırmak, incitmek istemezsin. Dolayısıyla biz işte plastik gövdeler, yani elimizden geldiği kadar cihazı hafifletmeye çalışıyoruz. O zaman biz de Türkiye adına iyi ki bizlerlesiniz diyoruz. Eyvallah, teşekkürler. Çok sağ olun. O zaman son soru. Hedefler buyurun. Neler? Hedef Tesla'nın fabrikasının çatısındaki panelleri yıkayacak makineyi buradan göndermek. Süpersiniz. İnşallah eyvallah. Bu hedef en kısa sürede sizlerle olsun. İnşallah. Bu bir ekip işi. Çok iyi biliyorum ki geride dev bir kadro var. Öncelikli olarak Ali Raşit Sipahi olarak, kurucu olarak size, sonrasında emeği geçen tüm kardeşlere emeğinizi, yüreğinizi çok sağlık mersi, diyorum. Çok teşekkürler. Ve son olarak da size nice fuarlarda görüşmeyi diliyorum. İnşallah. Sağlıcakla kalın siz efendim. Siz de. Herkese selamlar. Fuar TV izleyicileri, İstanbul Fuar Merkezi'nde EcoPack'a teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.